kazanmayı bilen çiftçi projesi eğitimleri başladı. İlk eğitim Eskişehir'de yapıldı. Tabii çok sayıda çiftçi katıldı bu eğitime ve hem finans yönetimi hem de tarımsal üretimi nasıl arttırabiliriz, nasıl daha iyi koşullarda tarımı yapabiliriz, bu konuda çok değerli isimlerden eğitimler, bilgiler, tecrübeler anlatılıyor. 2023 üretim sezonuna kadar 4 farklı kentte bu tür eğitimler yapılacak. Hadi gelin izleyelim bakalım neler yaşanmış ilk eğitim toplantısında. 1978 yılından bugüne sebze, tarla ve endüstri bitkileri tohumlarının üretimi, Ar-Ge'si, pazarlama ve satışı konularında faaliyetlerine devam eden Maytohum, kazanmayı bilen çiftçi projesiyle de Türk tarımına destek olmaya devam ediyor. Olması gereken nedir arkadaşlar? Çiftçi. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlerin ilki Eskişehir'de yapıldı. Şöyle bir döngü var. Bu yan işe git fotoğraf. Siz ne kadar aç gözlü çıktınız ya? Lan bizi kırmadı, paraları mı alıyorsunuz kardeşim? Hayır, ben şimdi durdum. O zaman durdum. Arkadaşım bizi kırmadı. İnanılmaz bir şey ya. Maytohum marka müdürü Selcan Şenol projenin detaylarını anlattı. Çiftçilerin de gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştiriyoruz. Bunu sosyal, kurumsal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Çevresel ve ekonomik şartlarda çiftçilerimizin minimum alandan maksimum verimi, maksimum kazancı elde etmelerine katkı sağlayacak finansal yönetim süreçleriyle ilgili eğitimleri, üretim süreçlerinde performans, daha yüksek performans için teknik destek sağlayacak eğitimleri barındıran özel bir proje. Ve 2022 yılı itibariyle Türkiye'de 4 farklı şehirde çiftçilerimizle bir araya geleceğiz. Maytohum Satış Müdürü Abdullah Demir ise hem Maytohum'u anlattı hem de eğitimin amacını. Kazanmayı bilen çiftçi projesinde maliyetlerini, gelirlerini, karlılıklarını, yani daha doğrusu para yönetimlerini nasıl yapacaklarını aktarmaya çalışacağız. Maytohum olarak 45 yıllık bir sektörde tohum yatırımcısı olarak üretim, Ar-Ge, satış pazarlama faaliyetleri yürütmekte ve faaliyetlerimizi sadece Türkiye'de değil uluslararası arenada da hem üretim hem satış anlamında tüm Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da satış pazarlama faaliyetleri yapılmakta. Eğitimci Hakan Turgut'la Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Özekici'nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte sektör çerçevesinde yapılabilecek yatırımlar, finans yönetimi hakkında bilgilerle tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik etkin sulama ve gübreleme uygulamaları hakkında bilgiler verildi. Üretim sezonu sonuna kadar yaklaşık 1000 çiftçiye ulaşılması amaçlanıyor. Kumar oynayın. Gerek ama orada herkesin riske edileceği miktar her çiftçi zaten.